Sibasi Hazretleri Nutku Şerif 3. Talibi hak olup derde düşenler. Derdinin dermanın arar hu diyor. Bir mürşidi kamil şeyhi bulunca kolların boynuna dolar hu diyor. Yani içinden sensin efendim, sensin efendim diye öyle gezer. Talibi hak olup derde düşenler. Dert, ben kimim, neyim, nereden gelip nereye gidiyorum? Bunu ısrarla söylüyoruz. Tabii aşk, bunun gönüldeki tecellisi aşktır. Derdinin dermanını sorar, arar. Hu 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 diyor. Bir mürşidi kamil şeyhi gerçek bir ereni bulunca kolların boynunu durdular. Hudi yani ayrılmaz. Derdimi derman oldu. Mürşid olan bilir anın işini yani derviş talip dervişin işini mürşitler bilir. Akıdır gözünden kanlı yaşını aşk verir. Çünkü aşk olmazsa mazot koymazsan benzin koymazsan araba gidiyor mu? Aşk vermezsen ki o arayış, o çileli yol tamamlanır mı? Tamamlanmaz. Çileli yol. Ne diyordu Hermann Hesse? Çileli yol diyor. Siddhartha. Evet. Akıdır gözünden kanlı yaş. Bu ifade aşkın dertli ne ağlayıp gezersin burada. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Kerimdir onarır kulun işini. Nasıl onarır kulun işini? Akıtır gözünden kanlı yaşını. Motomot aynısı Yunus'un, aşk Yunus'un. Kerimdir onarır kulun işini. Nasıl onarır? Akıtır gözünden kanlı yaşını. De, aşk verir. Demek ki aşk ağlatır, aşk aratır, aşk buldurur, aşk söyletir vesaire. Aşk yoksa git dağdan at kendini. Ha şöyle ölmüşüm, ha gezerken, yaşarken ölmüşüm. Fark etmez. Secdeden kaldırmaz olur başını. Yüzünü yerlere sürer hu diyor. Secdeden başını kaldırmaz. Varlık haktır. O varlığa karşı mütevazi olmaktır. Kul kula secde etmez. Ama secde ediyorsun. Camiye gidiyorsun veya seccadeyi seriyorsun. Secde ediyorsun. Halıya mı secde ediyorsun? Secde ettiğin noktadaki hakikate mi secde ediyorsun? Onun için biri secde eder sanem olur, put. Biri secde eder samed olur, hak. Kime secde ettiğini bileceksin. Onun için her mürşide gönül verme, yolumu sarpa uğratır. Ne öğretecek? Secde eyle Adem'e Kur'an'daki ayet. Ta ki Hakk'a kul olasın. Ta ki Hakk'a kul olasın. Nasıl olunuyormuş? Böyle olunuyormuş. Bir ben kendi başıma giderim. Aha şurada Allah var. E bulamazsın. Kimse bulamadı. Devam ediyoruz. Yeni gelen arkadaşlar Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin divanı, hey yayınlarından çıkan divan. Üçüncü Nutku Şerif. Aklı hemrah olup iman yar olur. Hu 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 sensin efendim, sensin sultanım, sensin Allah'ım diye dolaşan gezen kişinin aklı hemrah olup, yoldaş olup, hemrah yoldaş demek. İmanı yar olur. Buradaki yar, Türkçedeki yar, yardımcı demek. Hem de dost demek. Hakk'a aşık olan benzi sarı olur. Benzinin sararması, sen löpür löpür götüreceksin vahiy öz gibi, Necdet Tosun gibi. Ondan sonra Allah arayacaksın. Hantal vücutla Allah aranmaz ki. Aşığın vücudu çivata gibi olmalı. Öyle. Bizim gibi 90'lı geçti mi kilo, o zor olur hantal vücutla bir şey aramak. Şöyle çıta gibi olmalı.
Aşık. Nasıl olacak? Az ye, az iç, az uyu, az söyle vesaire. Az. Ama çok ibadet, çok zikrullah yap ve iyi çalış. Hakk'a aşık olanın benzi sarı olur. Tabi böyle olunca yavaş yavaş sarar gider. Bu güneş yanığı değil. Aşk yanığı. Günahı affolup külli nur olur. Nur olur. Vücut değişmeye başlar. Zikrullah'la, aşk ile vesaireyle. Serveri enbiyayı arar hu diyor. Hazreti Peygamber, serveri enbiya, peygamberlerin serveri nasıl aranacak hu diye? Ravzasına gidip de yüzümüzü mü süreceğiz? O dolarla hallolacak bir şey. Doları olan gider, yüzünü sürer, sıraya giriyor işte. Yani ama fenafir Resulullah'ın manasında nasıl fani olacaksın? İşte onu söylüyor. Serveri enbiyayı arar, hu diyor. Yani arar, bulduk. Ne oldu? Selamun aleyküm, ben geldim mi? Öyle bir varlık yok ki. Var, ya vardığı nura kark olacaksın. Ne oldu o zaman? Muhammed oldu. Muhammed oldu. Olamazsan ne olur? Ne olamazsan havan alırsın. Gel git Konya 6 saat. Ahiri insan olanla ahiri ahır olan arasındaki fark neyse olur. Şemsi şairin mahlası. Bu sırları duyabilenler bu yol arifindir. Uyabilenler. Canına, başına kıyabilenler külli muradına erer. Hu diyor. Şimdi canına başına kıyabilenler, candan geçip berdar olandan sonra bu yolun hakikatini candan geçip berdar olandan sonra yani mansur olandan sonra hep bunları söylüyorlar. Bu zat da böyle. Ne acaba bu? Can vermek ne demek acaba? En basiti Allah için dersin bir lokmaya kıyamaz diyor Yunus. En basiti. Öyle Cenab-ı Hak öyle bir noktada imtihan ilahiye tabi tutar ki insan geçemez. Yani okyanusta yüzersin, ben yüzücüyüm dersin ama derede boğulursun. Öyle küçük gibi görünen bir imtihan çakarlar ki kaybolur gidersin. Öyle olur. Onun için çalışmayan dikkat edemez. Çalış, çalış, çalış. Çalış, çalış, çalış. Hazretten de okuyalım bakalım. Vahip Dede. Vahip Dede. Vahip Dede. Bir açtım ne geldi? 495. 495. Vahip Ümmi Divanı. Fakirin yayınladığı divan. Bakarsınız oradan. Bu dünyadan geçtin ise korkma ölmezsin. Ölmezsin. Dünyadan geçmek, dünyayı gönülden bırakmak demek. Aşk şarabın içtin ise, aşk şarabı bir kamilin dudaklarından içilir. Korkma, ölmezsin, ölmezsin. Şimdi bunu ters çevirelim bak. Bu dünyadan geçemezsen şüphesiz ölürsün, ölürsün. Ters çevirdim şimdi. Aşk şarabın içmedinse, keçi boynuz yemeye devam ediyorsan, hiç şüphesiz ölürsün, ölürsün. Ters çevirdim bu. Ölürsen ne olur? Ölmezsen ne olur? Ölen dünyaya, ölmeyen Allah'a karıştı. Çok basit. Şu ayette şunu yazıyor, şu hadiste şunu yazıyor ile doldurabiliriz bunları. O kadar
İkazları, tehditleri var Cenab-ı Hak. Kime? Malzemesi kendini kıyamıyor. Neden? Bir adı Rahman ve Rahim ondan. Kıyamıyor. Şeyhin elin aldın ise, nur gölüne daldın ise, nur gölüne dalınır. Varlık nurdur. Onun hakikati. Bu menzile erdin ise, yani nur gölüne dalmak, fena filan olmak. Kendini latif bir manaya eriştireceksin. Latif olan varlıkta Cenab-ı Hak'ta yok edeceksin ki menzile varabilesin. Nur gölüne daldın ise bu manaya, bu menzile erdin ise bu menzil fenafir Resul fenafillah. Korkma, ölmezsin, ölmezsin. Menzile eremezsen, fena olamazsan, yok olamazsan ne olur? Ölürsün, ölürsün, ölürsün. Evet. Şeytan evi yıktı ise şeytan evin yıktın ise, gönül evin yaptın ise, şeytanın evi, gönül nereden, nefsin nerede faaliyet gösteriyorsa, nefsin nerede faaliyet gösteriyor, gönül onun evidir. Kaptırmışsındır şeytana kin, kibir, yalan, dolan, daha çok vesvese, vesvese, şeytani duyular, düşünceler. Ondan sonra şeytanın evini yıkmak, bütün vesveseleri rafa kaldırmak. Nasıl olacak? Mücadele edeceksin. Bu herkeste olan bir şey. Mücadele ede. En büyük yardımcı, hani temizlik yaparken yardımcı alıyorsun. En büyük yardımcı tevhid. Boş kaldın 2000, 3000, 5000 tevhid. Bilinçli ama. Ya Rabbi borcum var ödedim işte. Al ne yaparsan yap. Der gibi değil. Yani ibadet öyle olmaz. İbadet zevkle olan bir şey. Gözyaşlarıyla ona hazırlık yapacaksın. Her an ama ona hazırlık yapma kabiliyetine ulaşmalısın. Her an. Öbür türlü borcumu dedim. Hani bir Allah varmış, bir de sen varsın. Bu ödünç para almış insan gibi. Öyle değil yani. İşte şeytanla mücadele. Bugün başaramazsın, ertesi gün başaramazsın. Düşe kalka, düşe kalka. Hazreti Şeyh Galip böyle diyor. Düşe kalka hastayı gam. Gam hastası. Düşe kalka hastayı gam. Deri lütfu yare düştü. Yarın lütuf kapısına patlamadan düştü. Yani kör topal böyle. Sarhoş bir insan nasıl yavaş yavaş gider? Deri lütfu yare düştü. Ondan sonra o da öyle. O da öyle geze dolaşa lütuf kapısına düşer. Şeytan dediği duyularımızın terbiye edilmemiş şeklidir. Vesvese veya Vesvasül Hannas'taki şer tedraç ham duyular. Yani o şimdi asker neler neler ister. Hiç aklına gelmez. Yani ters istikamette gidiyor yani. Götürüyor insanı. Nefsi faaliyetler, duysal faaliyetler. Yani onları hareketli hale gelip de getirip de mesul olma ayrı bir dert. Hareketsiz duyu halinde bırakma ayrı bir dert. O sen birisi için yer, öbürsü dışın yer. Şöyle mi ki, böyle mi ki, ne yapacağız? Hazreti Yunus da çekmiş ki hepsi hep erenler çekti. Yani erinceye kadar çekti. Ne dedi? Al gider benden benliği. Benlik. Al içine doldur senliği. Şimdi işte Hazreti Mevlana'nın anlattığı şeyi anlatıyor. Tak 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 kim o? Ben. Sana yer yok. Tak 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 kim o? Sen. Bana yer yok.
seven sevdiğinde yok olacak. İşte burayı anlayamıyor insan. Bir tane Allah var, onu seveceğim. Ya bulsam bir öyle bırakmayacağım yani. Anlatabiliyor muyum? O zaman gözünde gördüğünü sev, oradan başla. Devam ettir onu. Burayı iyi anlayalım. İşte şeytan evini yıktın ise yavaş 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 olacak. Gönül evini yaptın ise, gönül evi varlık hakla kaimdir. Varlık hakkın nuruyla kaimdir. Bir öteden söyleyebiliriz de edeben yakışık almaz, sen anlayamazsın. Varlık haktır. Bir ötesi. Başka bir şey mi var? O zaman birini incittin, pırasa doğrar gibi gönül doğrayarak yol gidiyorsun. Öbürsünü de yapmaya çalışıyorsun. İstikrarsız bir tavır. Varlık haktır. Kabul et dedin. Etti vücut. Yanılabilirsin. Ya Rabbi estağfurullah lazım. Temizlik. Yani ne yapıyorsun? Çamaşır makinesi. İşte vücudunda çamaşır makinesi de var. Estağfurullah lazım. Koy deterjanını. Estağfurullah deterjanını. Çalkalasın. Arındırsın. Onu sevgiyi muhabbeti arttırmak, özünle bağ kurmak için salavat-ı şerife. Varlığın hakla kayım olduğunu illa hücrelerine kadar sindirmek için tevhid-i şerif. Ondan sonra balçarana düşmüş sinek. Ne yapıyorsa sen de onu yapacaksın. Bu kendinle böyle boğuşa boğuşa. Birkaç senelik bir iş değil bu. 40 seneden beri çalışanlar var. Yani 40 sene ya. 40, insan 25 senede emekli oluyor. Ama nefsle mücadele eden emekli yok, emeklilik yok. Bu iş böyle. Onun için gönül evini yapacak. Nerede yapacak? En sevmediğinden başla. Kestirmesi bulur işi. En sevmediklerimle başla. Neyi sevmiyorsun? Şu. Yani gönlüm sana hiç ısınmadı. Isınsın. Isınsa da ısındı, ısınmasa da ben bu gönlü sana karşı ısındıracağım. Ne yapacaksan yap yani. Bir şekilde. Yani komşumla geçiremedin, eşimle geçiremedin, çocuklarına en yakınından en uzağına şey olarak, maddi olarak geç öğrete 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 silahı da tevhid silahını da koyayacaksın. Senin ananla ağlatırım diye kendinle mücadele. Ben neler yaptım ya. Hani sigara bırakma gibi bir şeydir bu. Yani, sus konuşma. Mesela 9 sene şeyimde sus konuşma lafası kaldı. İçeri giriyorum sus. Tak beni o cümle karşılıyor. Sus ünlen. Kocaman bir levha yazdırdım. Giriyorum onu okuyorum gidiyorum. Ondan sonra bir o kadar sene en az 15 sene neyse. Aşkim şer ne var alemde ilim bir kıylık halim. Üniversite hocasıyım ben. Aşkim şer ne var alemde ilim bir ölüm bir kıylık halimmiş. Dedikodudan ibaretmiş ancak. Giriyorum onu okuyorum çıkıyorum onu okuyorum filan. Okuyorum. Neden? Hücrelerime işlesin diye. Öğreteceğim ya kafaya koymuşum. Yani. Çünkü biliyorum ki payı rifat yani nefsin hakka terfisi arzuyu muhalimiş ancak. İlim kesbiyle payı rifat olacak iş değilmiş ancak. Ne olacak? Anasını ağlatacaksın nefsin. Mücadele edesin, müşahede bulasın. En güzeli bu. İşte gönül evini yaptın. Sevmediklerin varsa ki var. Şunu sevmiyorum. Bak bu yemek çeşitlerinden tut, mahalledeki komşularından tut, Türkiye'deki bilmem neden tut, partilerden, pırtılardan tut, dünyadaki vatandaşlara kadar veya işte öküz etini sevmiyorum, kuzu etini seviyorum. İşte al sana başa bela. Basit gibi görünen bir cümle. Şunu sevmiyorum, bunu seviyorum. Çocukluktan başlayan ifade bozukluklar. Neden sevmiyorsun? Bir şey mi yaptı yani sana? Öyle. O zaman ne oldu? Bunlar bu mücadeleyi kazandın. Hakka doğru baktın ise. Hakka doğru yöneldin demek. Baktın ise bakmak yönelmek. Hakka doğru bakmak. Doğru bakmak. Biz yamuk bakıyoruz. Bizim hak bilgimiz yok. Yani şimdi yüzeysel görüyoruz ya, yüzünü görüyoruz ya. Halbuki o hafi sevgili o yüzdeki gerçekte. Tuvellü fesemme veçullah. Nereye bakarsan Allah'ın yüzünü görürsünüz.
Orada yüz, hem bu yüz, derisini yüz, içine bak, hem de yüz yüz içine girer. Değil mi? E yüz çokluk, o çokluğun içinde bir yüz. Nereden bakarsan bak. Erenler böyle kelimeyle oynarlar dururlar, değil mi? Yüze yüze kuyruğunu getirmek lazım yani. Kuyrukta bir çıkıntı vardır. Orayı da geçtikten sonra asılırsın, tulum çıkarmak. Aşk insan tulum çıkartır. Yani hakikate tulum çıkartır aşk. Bunlar önemli yani. Evet. O zaman ne olmuş? Korkma, ölmezsin, ölmezsin. Şimdi bunu ters çevirmişim. Şeytan, şeytanı semirdirsen, şeytanın evini yıkmaz, semirdirsen, gönül yapmaz, yıkarsan, hakka da doğru bakmazsan, hiç şüphe yok, ölürsün, ölürsün. Ölürsün. Ölürsen ne olur? Ha, al işte başa bela. Ateş seni bekliyor, cehennem. Ne oldun bir bilseler. Fefirru ilallah. Allah. Firru ilallah. Firar eder. Firru, iyi firar etmek. Nereye? İlallah, Allah'a doğru. Ayete bak. Neden öyle diyor? Allah'a kaçınız. Burada ateş var ya, bildiğin gibi değil. Neyse o. Ehlullah bilir. Hani babucun yırtılıncaya kaç derdi azizim. Babucun yırtılıncaya kaç derdi. Şeş cihatı geçtin ise, cihat cihetler, yönler demek. Altı yönü geçtin ise, ön, arka, sağ, sol, üst, alt. Men arefi istedinse, nefsi bilme arzusu sende iyice gelişmeli. Men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu. Nefsini bilen onu bilir, Rabbini bilir diyor ya. Bak şimdi bir daha okuyalım. Men arefe nefsehu Rabb, nefsinin ona ait olduğunu bilen, o olduğunu bilen, hatta açık söyleyelim. Fakat Rabbinin o olduğunu bilen, Rabb onun o olduğunu bilen, ne dedin o zaman? Bu tevhide düştün ise, tevhide düşmek. Şimdi önce bugün çalışayım hadi biraz. Çalışırsın. Ertesi gün yan gel Osman bir durum bostan. Ertesi günü bir daha hani aklın başına gelir. 2 gün bir ileri, iki geri, bir ileri, iki geri, iki ileri, bir geri. Tikiş tutmaz. Tikiş tutmaz. Tevhide düştün. Tevhide bak çıktın demiyor. Düştün. Birledin. Birledin. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Yavaş 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 la ilahe illallah derken Pavlov köpekleri eğitmiş ya, sendeki nefs köpeği de yavaş yavaş ulan bu ses yani alıştık artık yani iyice sindireyim bari de kurtulayım şundan. Köpek köpekliğinden vazgeçip gidecek. Nefs köpeği. İllallah, 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 illallah derken dönüşe, 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 dönüşe tevhid sende düşecek. Şimdi düşmek kelimesinin bir manası da muhabbettir. Hub kökü. Bir şeyi bir yerde bir şeyin yani o tabii orada sevgi diyelim. Sevginin birlik düşüncesinin güm diye bir yere düşüp düştüğü yerde yumurtanın dağılıp gitmesi gibi. Veya çanak çömlek kırılınca dağılıp gitmesi gibi. Birlik düşüncesinin bütün hücrelerine sirayet etmesi olayı. Nasıl anlatıyor gördün mü? Veya bir taş atıp da denize dalga boyutları böyle dağılıp gitmesi, yayılıp gitmesi gibi. Vücut denizinde her hücreye sirayet etme olayı. İşte tevhide düşülür. Olmuyor. Bir günde 2 günde olacak bir şey değil. 15 sene çile çekti Hıra'da. Hazreti Mevlana yoğunlaştırılmış tabi hazırlık safhası var. 2 sene falanca şu kadar. Feşmekence 40 sene. İnsanın getirdiği kabiliyetle alakalı bir şey. Pattan odak olan bir şey değil. Yavaş yavaş. Bu tevhide düştün ise nasıl anlatıyor? Biri bütün dalga boyutlarıyla vücuduna sindirme olayı. Bu esmada, efalde, fiillerde, sıfatlar. Sen bir tevhid ehlini görünce davranışları bazen yanıltabilirler. İstisnai durumlar vardır. Fakat
bir mürşit. 10 tane dervişi var. Yanıltmaz. Mesela babamın ben böyle yolda giderken hiç böyle yarım yamalak döndüğünü hatırlamıyorum. Bir bütün olarak dönerdi. Bütüncü bir şey, tavır. Bütüncü bir tavır. Her şey öyle. Kamil yani. Adımları kamil. Yemesi kamil. Ya bir üzüm yiyiş var. Anlatılmaz ya. Ben öyle üzüm yiyen, öyle estetik üzüm yiyen görmedim yani. İlahi estetik cüp diye oturmuş yani. Böyle bir şey var mı ya? Üzüm yiyor, alt tabanı üzüm yiyor yani. Üzüm en tatlı yer neresidir? Soru. Dileğe bir soru soralım. Yani sen üzüm yiyecek olsan başından mı, sapından mı? Nereden başlarsın? En tatlı yeri sapıdır. En ucundan başlayalım, buraya doğru gelir. İşte Ehlullah orayı, onu bile dikkat ediyor. Şuradan başlıyor, sapına doğru geliyor. En güzel tarafını kendi yiydi dedirttirmemek için dağıtıyor mesela. 5 kişi var. O mübarekte 5 tane çilkim çıkar. Her bir bölüme bir çilkim denir. Sayıları farklıdır her çilkim. Dağıtır buradan şimdi. En son çilkim kendine kalmaz. Sende kalır. Yani. Öyle şeyler. Dikkat etmek icabı. Yani kemal böyle bir şey. Tevhide düş. O zaman düştüm. Tevhide düştüm. Düştüğümde kayboldum. Korkma. Ölmezsin. Ölmezsin. Ölmezden öldün ise. Mutu gablen temut. Ölmeden önce ölürsün. Nasıl öleceksin? İşte benim meşhur hikaye var ya bir. Kız soruyor hocam ölmeden önce ölünüz ne demektir? Ben ders veriyorum. Evli misin dedim. Evet dedi. Ona, kocanla iyi geçiniyor musun dedim. Yo dedi. Ona şu şey emrediyor mu dedim. Ediyor. Her oturuyorum emrediyor. Kalkıyorum emrediyor. Ölü ver dedim. Yani gücün kuvvetinde yerinde. Ölü ver. Ha şimdi anladım dedi. Ondan sonra ne yaptık o bilmiyorum. O işine geldi mi gelmedi mi onu bilemem. Ölmeden önce ölüm hani uzayda böyle garman çorman bir şey zannediyor. Ölmeden önce ölüm. E sen ikinci kişi de ölememişsin. Çok varlıkta nasıl öleceksin? Ya, buradaki ölme yokluktur. Yoksa bizim anladığımız bir manada ölüm yani cesedimizi ölüp de mezarlığa götürüp gitmesi öyle bir şey yok. Bu değişimdir, dönüşümdür yani. Kaldığın yerden dört unsurun toprak, hava, su, ateş kaldığın yerden devam eder. Kaliteli bir yere düşerse vücudun oradan çiçek olur, böcek olur. Ama ruh zaten yolcu demek. Manası yolcu. Ruh yolculuğuna devam eder. Nereye getirdin? Bir numaranın sahibinin yolcusunu nereye getirdin? Halil. Şimdiki adı Halil. Halil'e soracağım. Yolcumu nereye getirdin? Şuraya getirdim ya Rabbi. Yarım yamalak bırakmışım. Adam gibi gitti. Bas gaza. Midilli beygiriyle uzaya çıkılmaz. Değil mi? Ne yapacağız? Yani uzay aracı yapmak lazım. Vücudumun uzay aracı. Değil mi? Yoksa Kızılderili gibi ruh geride kaldı. Bekle babam bekle. Emekle babam emekle. O iş olmaz. Onun için bas gaza. Ölmeden önce ölme. Çok detaylandırmadan yani nefsine arka çıkma. Karşı çık. Sen ne diyordu? Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler? Nefse yan çıkmak. Ben haklıyım. Mevla görelim neyler? Neylerse güzel eyler. O zaman bunda nefsi bilmek. Nefsi bilmek. Bir de Cenab-ı Hak bir kamil mürşit de ihsan ederse nefsi bilmek. Dışarıdan ayetler gelir, işaretler gelir. İçeriden işaretler gelir, mana gelir. Yani saldırgansındır. Yırtıcı sıfatı. Fino köpekten tut da sırtlan cinsine kadar bir sürü köpek cinsleri var. İşte daha hafifletilmiş şey kedi cinsi.
Evde besledim kediden uysal Afrika'daki aslana kadar falan, kedi cinsi, köpek cinsi falan. Onların hepsi bizim manamızda var. Neden? Kar topu gibi geldik. Ta ezelden bir şeyken, bir kar topuyken bir çığın üstüne düştük. Yuvarlana yuvarlana dağ gibi oldu. Buraya gelindi. O zaman ne olacak? Üstüne her kar topunun geçtiği noktada üstüne yeni bir katman, yeni bir katman, yeni bir katman sardı, 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 sardı. Sen, ben de hiç kin yok, kibir yok, riya yok falan diye böyle avunursun. Kurcalayınca oho, kaplumbağa kabuğu gibi oradan bir şey patlak verir, buradan bir şey patlak. Hepimiz olan bir şey bu. Hani ama tabii biz bunları konuşunca insan kendini tespit eder, üzülür yani. Üzülmek de durumundadır. O üzüntü zaten insanı fırlatır. Hele hele pişmanlık, nefsi emmarenin pişmanlığı fırlatır yani insanı. Yani levmetme, kınama, kınayanın kınamasından korkma, dıştaki gelen kınama. Şu var ya, şu şöyle yapmış. Onu aldırış etme. Bir de kendi nefsini kınama. Onun iki boyutu var. Bir kınama, ulan edepsiz, kendi kendine. Hani birisi kitap yazdıydı. İçimdeki öküze oha de diye. Böyle bir kitap vardı, hatırlıyor musunuz? O güzel bir kitap. İşte başlık yani. İçini okuman gerek yok. O sende var zaten. İçindeki öküze oha de. Kendini kınama. Bir de kınayan olduğu halde onu aldırış etmeme. Bir kulak pencere, bir kulak tencere. Kınayanın kınamasından korkmayınız. Kınattırır. Korkmak ne kim kelime? Kıkır kıkır güler. Bak, bu da ileri merhale. Bu işte ben melamet hırkasını kendim giydim. Ebeden dededen yardım almadım. Arnavut şişesini taşı çaldım kimin? Ne oldu? Perdeyi yırttı. Perdenin her yerinde, bu tarafında göremediğin var ya sevgilin, onun öbür yüzünü gördüm. Burası pamuk dedi. Burası yamuk dedi. Celle Celaluhu. Müslüman, şimdi nasıl düşünüyor buradaki Müslüman, piyasa Müslümanları, bu tarafta tenzih Müslümanı. Allah var karşısında. Ulan sen kötü yaptın. Şu, utanmıyor musun Allah'tan? Göster, utanayım. Tenzih Müslümanı. Yani böyle. Ölmeden ön öldüyse, önce demek. Bunda nefsin bildin ise, men arefe nefse fakat arefe rabbe. Dostu sende buldun ise. Şimdi o perdeyi yırtmadan nefs perdesini yırtıp da kendi nefsinde hakkı, dostu algılamadan korkma, ölmezsin. Şimdi buldun ise ölmezsin. Bulmazsan o zaman kork. Birliğin zikrettin ise, Allah'ı birlediysen, Ya Rabbi bütün isimler senindir. Şu kurt, şu Türk, şu çingene, şu bilmem ne. Yani insanları vasıflarına göre, işte ırklarına göre, bilmem nesine göre ayırt etme filan. Tabii ki zahirde birbirimizin derecesi var mı? Var. Sen şusun, sen busun. Herkesin bir derecesi var. Manada da ırkların derecesi var. Ailelerin de derecesi var. Hani nereden geliyorsun? Çok önemli bir şey bu. Onun için mesela anne baba olarak en büyük vasfı insanın haram lokma yedirmemesi olmalıdır. Haram lokma yedirmemesi. Çok dikkat etmeli. Çok dikkat etmeli. Yani bunu artık çoğaltın yani. İşte mesaiye gidiyorsun. Mesai hırsızı olmamalısın. Yani onu kendin dengelersin yani. Anlatabiliyor muyum? Saat 5'e 5'te çıktım mesai, tam öyle değil. Mesai gittin, sallandın. O da mesai hırsızlığı. Herkes oturacak. Sen çalışacaksın. Yani, neden?
Oradan kazandığın parayla çocuğa yemek yediriyorsun, bilmem ne bilmem ne filan. Çocuk doğuruyorsun önce. Falan filan. Onun malzemesi, katkısı güzel olacak. Onun katkısı güzel olursa senin nefesinle büyüyen o çocuk ileride çok büyük yerlere gelir. Allah onu öyle nerelerden gelir getirir, büyük yerlere aday olur. Böyle. Uzun hikaye. Birliğin zikrettin ise, neyse, esmada birlik, isimlerde birlik, sıfatlarda, resimlerde birlik, fiillerde birlik. Peygamber Efendimiz ne diyor? Savaşta yerden toprağa at. Attığın zaman sen atmadın diyor Peygamberimiz. Şimdi o tafsilata girmez Cenab-ı Hak. Onun elinden atan, hakta karşıdan atılan başka bir şey mi? Hayır. Bak, işte hak. Ama Resulullah'ın eliyle atılan isabet ediyor. Öbürsü isabet etmiyor. Karşıdan atılan isabet etmiyor. Neden? İşte bizim ordumuz şu kadardı da işte Uhud Harbi'nde 313 kişi. Karşı tarafta 3 katı. Neden bizim ordumuz galip geldi de öbür taraf mağlup oldu? Şöyle oldu, böyle oldu. Neyse. Veya tarihteki 50 bine karşı 200, 150 bine karşı 50 bin ordu kazandı. Bunlar birlikle alakalı bir şey. Efali ilahinin hakka ait olduğunu bilmekle alakalı bir şey. Varlığın fikrettin ise, düşündün ise, nimete şükrettin ise, korkma ölmezsin, ölmezsin. Nimete şükretmek. Yani biz sadece nimet deyince önümüze gelen elma, armut, üzüm, cart curt. Öyle olur mu? Yani şimdi mesela nimete şükret, getiriyor bir bardak çay veriyor. Bu bir nimettir yani. Bu hareket de bir nimettir. Bunu teşekkür ediyor musun? Diyelim ki Halil diye Çiğdem'e mesela bir bardak çay bir de ben vereyim diyor mu? Yahut da bir çiçekli basma getiriyor da şundan bir fistan dikin diyor mu? O da bir teşekkürdür yani. Adam sen tabii Halil yapıyordur da bunu. Affedersin öküz gibi gelip geçiyor hayatında. Böyle bir şey olmaz ki. Yani hiçbir paran yoksa tatlı değil mesela. Öyle olmaz. Onun için dikkat etmek lazım. Nimet, bütün varlık nimettir. Şükrünü eda etmek lazım. Yani şükrünü eda etmek. Şimdi bir çiçek dikmişim şuraya, sula. Şükrünü eda et, teşekkür et. Sana koku veriyor veya verecek. Şurada bir meyve var. Şöyle böyle filan. Bu önemli. Sonra bütün mahlukat yeryüzünde görevlidir. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Tam işte mealen hafızamda. Susuz kalmış bir varlığa su vermek sizi cennete götürür diyor. Ne kadar önemli bir şey. Onun için pek çok hikaye vardır. Köpek hikayesi vardır. Şimdi mesela Aziz'imin de var, benim de var. Köpek susuz kalmış. İlkokulu sınıf arkadaşı. Zil zurna sarhoş. Köpek susuz kalmış. Ondan sonra fellik fellik kuyunun etrafında dönüyor. Yavruları da susuz. Ölecekler. Şeyde, kırsal bir yerde. Sarhoş kafayla bayağı da yaşlı adam. 50 kusur yaşlarında. Bakmış ona. İp de yok. Ama şey var. Kovamsı bir şey var. Çıkarmış o kafayla, yarım kafayla. Gömleği yırtmış, ince iplik haline getirmiş, sallandırmış kovayı, su çekmiş, şakır şakır karınlarını doyurmuş suyla. Tamam, ekmeği de varmış yani, onu da vermiş. Gece rüyasında, manasında Resulullah Efendimiz, ey kulum artık bu işte şeyden, alışkanlıktan vazgeç. Tövbeler olsun diye o sabah kalkıyor, tövbe ediyor. Ondan sonra hayatı tekrar nizama girmiş. Zaten zengin, varlıklı bir adammış. Para kazanmayı da bilen bir adam. Hemen çark dönmeye başlamış falan. Biz Cuma'ya gittik babamla Ulu Cami'ye. Birisini gördü. Tanımıyorum. Şöyle şapkalı, tersinden. Abdest alıyor orada. Sağ omuzunu tık tık yaptı. Şöyle baktı. Adını söyledi.
İlkokul. Onlar eski nesil ilkokul numaralarıyla söyler. 365 Ahmet gibi mesela. İşte 55 Mehmet. Neyse adı unuttum. 55 Mehmet dedi mesela. O Cemalettin sen misin? Sarılır sarılır. Bu ne hal? Ben senin şu halinle hatırlıyorum. Ya sorma. Cuma'ya girdik çıktık. Adam anlattı. Böyleyken böyle şöyleyken şöyle. Ya Resulullah Efendimiz tecelli etti manada. Ondan sonra gömlekte şöyle şöyle yaptım. Böyle böyle yaptım. O gece manamda şöyle oldu. Tövbe ettim. Çocukları toparladım. İşte evi barkı yeniden yaptım. Büyük çiftliklerim falan varmış köyde, yakın köylerde. Şöyle oldu, böyle oldu işte. Çok sevindi baba. Bunu ders konusu yaptı. Gelene gidene ders konusu yaptı. Böyle köpek hikayeleri vardır, bilmem ne hikayeleri vardır ya. Tam ki konu yani hikaye. İşte içkiyi Yeşilay haftası için bir küçük hikaye buradan yazılabilir. Çok güzel de bir şey olur yani. Evet. Vücut da emanettir. Emanetin hakkını vermek ve şükrü eda etmek lazım. Şeriate girdinse, tarikate erdinse, marifeti buldunsa, korkma ölmezsin ölmezsin. Ya ne demişti Yunus? Şeriat, tarikat, marifet hakkı. Türkiye'nin, dünya Müslümanların en büyük problemi sadece ilmihal Müslüman olmak. Hatta o şu anda o bile yok. Yani memlekette %99 Müslümanız diyen insan var. Kaç tane neyse işte. İlmihal Müslümanı bile olamıyor artık. Çocuklarımız sakat. 12 yaşında babalar anneler elinden tutar. Teravihle şununla bununla. İşte babalar cumayla çocukları alıştırır erkek çocuklarını filan. Anneler evde namaz kılar. Ona özenir kız çocukları filan. Orasından burasından yapışırken kendi de öğrenir gider. Biraz sesli okur. Bizim köyün tabiriyle okunakları, yani duaları okunak davetiye. Okunak. Anamın ifadesi. Okunakları biraz sesli okur. O kızlar öğrenir gider. Onu kulak verir de. Yarım yamalak olsun varsın. Gider onu hoca da tamamlar bilmem ne. Şimdi şeriat böyle. Tarikat Mürşid-i Kamil'den tahsil edilir. Tarikat nedir? Edeptir. O marifet, o edep dairesinde yetişe 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 nefs bilgisi. Men arefe nefse fakat arefe Rabbe. Tarikat. Bunu da öğrenince nefsin Hakk'a ait olduğunu, dönüştüre orijinalinin ruh olduğunu, mana olduğunu, nur olduğunu içinden kaynaktan çıkarırsan sen hakikat ehlisin. Ehlini bırak. Hakikatsin. Sen hakikatsin. Orası böyle. Onu yani bir hakikat ehli görüntüden dolayı öyle deniyor. Bir de hakikat taşıyan kişi bir de bunun ehli mi olur? Hakikatin sahibi olur. Sanki bir hakikat varmış bir de onu bilen varmış gibi. Yani bu anlatım içindir. Tarikattan gaye insanın nefs bilgisine, mana bilgisine ulaşması, özüne kavuşması, Hakk'ın rızasını elde ederek cemaliyle müşerref olmasını sağlar. Bu kadar yeter orası. Mana yüzün anlar isen, mananın yüzü iç yüzü demek. Madde yüzü çoktur. Bu renkli, allı güllü. Madde yüzü çoktur. Her çoklukta tek tek ele alsak hep bir manadır. Tek manadır. İşte mananın yüzü tektir. Vahdet. Bunu anlar isen. Nasıl anlayacaksın? Bunu duydu ya Gula. Çoğalt. Sensin, 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 sensin. Bir gün sensin, iki gün sensin, üç gün. En sonunda tamam lan ya, yeter ya. Bir deli 40 defa söylese, yanındaki doktoru kandırır. Deli doktorunu kandırır yani. Aynı şey söyleyip dursa.
Yani makina tüfek gibi. Doktorun bile kandırır. Sensin, sensin, sensin deyince tabii ki benim diyecek yani bir gün. Onun için zikirde ısrar etmek lazımdır. Zikirde. Nasıl zikir? Dil zikri, kafa zikri, gönül zikri, el zikri, ayak zikri. Varlığın hakkını verme yani. Uzuvların hakkını verme olayı. Kulak tutup dinlersen, mana yüzünü anlar isen. Kulak tutup dinlersen, kulak tutup dinlemek hem ehlini dinlemek hem de bütün varlığı dinlemek. Bütün varlığı. Kimden ne ses gelirse gelsin. Kimden ne ses gelirse gelsin. Hiç ummadığın bir yerde hakikat gizlidir. Onun için Yunus işaret ediyor. Küfürde iman gizlidir diyor. Burada örnek verilmez. Tenhada. Küfürde iman gizlidir. Aa, ben bunu senelerce düşündüm. Meğer buymuş dedirtir Allah. İşte kulak tutup dinlemek. Dıştan, içten, nereden gelirse gelsin, sese kulak vermek lazım. Her ne işitse kulağı, mağzı Kur'an andadır diyor. Mağzı Kur'an. Kur'an hakikati, kaymağı, özü demek. Alemde ne işitsen, alemde Türkiye, Kürt'ü, Ya Rab, tut kulağın cümle dillerden sanadır hitap diyor. Nereden hitap gelirse gelsin. Onun için şu dilmiş, bu dilmiş, bilmem neymiş falan. Her dil bir dil. Bizim bir yerde kaldıydık şeyde. Bosna'ya gittiğimizde Nezahat de 5 yaşında mıydı neydi? 5-6 yaşında mıydı neydi? Tam hatırlayamayacağım. 6 yaşında olabilir veya 5 yaşında. Kapı açık. Kaldığımız yerde merdivenlere inmiş. Orada temizlik yapan bir kadın. Bıdı 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 bir şeyler konuşuyor. Bu bir şey diyor. O da bir şey diyor. O bir şey diyor. Bu bir şey diyor. Yani bir başlamış muhabbet kaynatıyorlar. Hop, ben Türkçe konuşuyor zannediyorum. Meğer Boşnakça konuşuyormuş. Türkçesi yok kadın. O Boşnakça bir şey diyor. Bu da bir Türkçe bir şey diyor. Hadi bir tutturmuşlar muhabbet. Yani neyse Boşnakça arkadaş işte sordu yanımızdaki. Nasıl anlaştınız diye. O da gönül diliyle diye cevap verdi. Şimdi gönül dili var yani. Gönül dili. Bu böyle bir dil var. Bir Amerika'dan birisi geldi. Seneler önce ziyaretime. Ben döndüm dolaştırdım. Niyazi Hazretlerinden bir ilahi okuyuverdim. Şakır şakır başladı ağlamaya. Ondan sonra ne oldu dedim. Hiç Türkçe bilmiyor. Ne oldu? Çok tesirli bir ses. Nasıl bir şey bu? Sanki böyle işte Allah'tan gelen bir ses gibi falan. Allah'tan geliyor desin ilahi. Kulak tutup dinlerse. Bütün sesler böyle. Bütün sözler böyledir. Mesela kulak meselesi. Bir kulak pencere, bir kulak tencere olursa olmaz. O zaman ne oldu? Kulak tutup dinlersen, hidayete mazhar isen korkma. Ölmezsin. Ölmezsin. Nefis aşka vardı ise. Nefis aşka vardı ise nefis aşka varınca dönüşür. Nefes aşktan aldın ise, aşktan nefes alıp vermeye başladıysan, onun alameti, aşkın alameti seveni sevdiğinde yok olma arzusudur. Neyse işte bunlar. Dünyevi olarak düşün, uhrevi olarak düşün, maddi manevi hep dönüşme arzusu. Nefes aşktan aldın ise, vahiy aşkta kaldın ise bunda tutunmak lazım. Şalap olmaz. Onda sabit olacaksın. O zaman ne oldu? Aşka dönüşür gidersin. Aşık, maşuk. Ne diyor Hazreti Yunus? Biz sevdik, aşık olduk. Yetmez, sevildik, maşuk olduk. Dönüştük. O zaman korkma, ölmezsin. Ölmezsin. Evet, böyle.
Allah bereket versin.